Selam arkadaşlar. Bir World of Tank videosunda tekrar birlikteyiz sizlerle. Şimdi bu videonun konusu kredi kasma. Nasıl hızlı kredi kasarsanız, kredi kasmanın yolları nelerdir? Bunları anlatacağım size. Çünkü gün biliyorsunuz %50 daha fazla kredi ve %50 daha fazla deneyim veriyor size maç sonunda. Premium gün almanız gerek. Özellikle seviye 8'den sonra premium güne çok fazla ihtiyaç duyacaksınız. Yine premium tank, o da daha fazla kredi ve deneyim getiriyor size. Ama tabii premium tanklarda şöyle bir özellik var. Premium gün gibi sabit bir şey yok. Yani premium gün her maçtan sonra size %50 daha fazla kredi getirirken her premium tank farklı bir kredi getirisi sağlıyor size. Bu çok fazla değişken içeriyor. Tankın kredi çarpanı var. İşte tankın hasar aldıktan sonra tamir bedeli var. Tankın mermi bedeli var. Ve bunların içinde tabii ki sizin biraz daha fazla oyun içinde aktif olmanız gerekiyor. Bu da var. Yani o yüzden premium gün gibi net bir rakamla değerlendiremiyoruz. Fakat artısı çok daha fazla oluyor. Her tankın tankına göre değişiyor. Bunun dışında mutlaka kişisel yedek açın. Biliyorsunuz arkadaşlar, oyunda kişisel yedekler diye bir bölüm var. Daha önceki videolarımızda buna değinmiştik. Adınızın altındaki şu artıya basarak giriyorsunuz. Burada kişisel yedekler bölümü var. Şu anda bende mevcut değil. Fakat burada mürettebat, işte savaşta kazanılan deneyim, ekstra deneyim, ekstra serbest deneyim gibi yedekler dışında bir de kredi getirisi olarak ekstra kredi getirisi sağlayan deneyimler var. Bunları mutlaka aktifleştirin maça girmeden önce. Onun dışında mutlaka bir klana girmeye çalışın arkadaşlar. Ne gibi faydası olacaktır? Ben şu anda fedai klanındayım. Benim klanım her akşam mutlaka 2-3 saat boyunca %50 daha fazla kredi getirisi sağlayan ekstra bir kişisel yedek açıyor. Üstüne ben açıyorum. Üstüne premium günüm var. Üstüne premium tankla oynadım mı çok ciddi bir kredi getirisi sağlamış oluyorum kendime. Klanınızda mutlaka şeylere katılın arkadaşlar. Bu sıralamı savaşlar, işte kale savaşları vesaire bunlar oluyor. Bunlarda çok fazla yine kredi kazancınız olacaktır klanınızda oynadığınız maçlarda. Bunları mutlaka kaçırmamaya tercih edin. Klana katılmanın böyle bir avantajı var. Onun dışında arkadaşlar, oyuna girerken mutlaka takım olarak girin. Bu da size ekstradan daha fazla kredi getirisi sağlayacak. Oyun içerisinde de takım oluşturabiliyorsunuz. Bu da size %15 daha fazla kredi getirecektir. %15 nedir ki? Demeyin, klanınızı açacaksınız, işte premium gününüz etki edecek, tankınızın getirisi olacak vesaire derken çok ciddi, çok kolay bir şekilde kredi kazanacaksınız arkadaşlar. Unutmayın, seviye 8'den sonra çok ciddi bir şekilde kredi kazanmanız gerekecek. Kredi ihtiyacı duyacaksınız çünkü maliyetleriniz çok artacak. Özellikle oyuna yeni başlamışsanız ve tank kasıyorsanız çok ciddi bir şekilde seviye 8, 9 hatta 10'da çok ciddi bir kredi ihtiyacı duyacaksınız. Tabi aynı şekilde seviye 5, 6 ve 7 için tam tersini söyleyebiliriz. Kredi kazanabilirsiniz. Çok rahat kredi kazanabilirsiniz. Tabii ki bir premium gün ve premium tankın etkisi olmayacaktır. Ama kredi kazanmanızı kolaylaştıracak seviyelerdir. Mesela Cromwell tankı bunun için iyi bir tanktır. Bu tip tanklarla da iyi oynadığınız takdirde zarar etmezseniz iyi bir şekilde cebinizi doldurur. Bir soruyu soracak olursanız, peki kredi kasacağım, okey, bir premium gün aldım. Bir de premium tank alayım. Hangisini almam gerek? En iyi premium tank hangisi? Hangi premium tank bana daha fazla para kazandırır sorusunu arkadaşlar. Çok fazla değişken içeren bir soru bu. Tekrar söylüyorum, videonun en başında da anlatmıştım. Tankın maliyeti, tamir maliyeti, tankın mermi maliyeti, sizin oyunda yaptığınız iş çok önemli. Kredi kazanma açısından tank bazında baktığımızda. Bunların hepsinin çarpanları bir kredi getirisi sağlıyor size. İşte bu çok komplike bir şey. Ama temel olarak şunu söyleyebilirim arkadaşlar. En iyi oynadığınız tank, premium tank, sizin en iyi kredi kasacağınız tanktır. Peki ben bir premium tankım yok. Hiç bir premium tankla oynamadım. Hangi tankla daha iyi oynadığımı ya da hangi premium tankla daha iyi oynayacağımı nasıl bilebilirim? Bu da çok basit arkadaşlar. Örneğin siz IS-3 ile iyi oynuyorsanız siz IS-3 A'yı alabilirsiniz bir premium tank olarak. Ya da işte o bir orta tankla çok iyi oynuyorsanız, normalde T-44 ile çok iyi oynuyorsanız herhangi bir orta tankı alabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse kendimden bir örnek vereyim. Mesela ben Scorpion çok iyi bir tanktır. Çok güzel bir tank destroyer'dir. Tank abisidir. Fakat ben bununla oynayamıyorum. Benim oyun tarzım buna evrilmemiş. Beceremiyorum. Yeteneğim yok. Niye? Çünkü %30 zaten kazanma oranı var. Çok iyi değil.
Skorpiyon zırhsız, daha çok kaçak oynaması gereken, biraz arkada yapması gereken, biraz sabır gerektiren bir oyun tarzına sahiptir. Fakat benim böyle bir oyun tarzım yok. Ben sıkılıyorum. İşte rakip basmıyor, bizim takım basmıyor. Sıcağım böyle işte diyorum, ben basıyorum, ölüyoruz. Hani kendi oyun tarzınıza uygun normal tanklara bakıp premium tanklara geçebilirsiniz. O tankları satın alabilirsiniz. Ya da oyunun test server versiyonunu indirip bu versiyonda bulunan premium tanklarla oynayıp yine o tank hakkında bilgi edinebilirsiniz arkadaşlar. Oyunda yapılan en büyük hatalardan biri para kasmak mantığıyla çok fazla hasar atmayayım. Arkada yatayım, et diye süt diye karışmayayım, kaçak oynayayım düşüncesinde oluyor arkadaşlar. Hayır abi. Bakın tekrar çok çok net bir şey vardır. World of Tanks'ta deneyim ve kredi kazanmak istiyorsanız abi aktif olacaksınız. Aktif. Yani oyunda her şeyi yapabiliyor olacaksınız. Evet bu kolay değil. Ve her tank için kolay değil. Ama World of Tanks'ta Allah aşkına gözünüzü seveyim şunu yapmayın. Yani tankınızı savunma özellik doldurmayın. Tankınızı atak özellik doldurun ki daha fazla deneyim kazanın. Daha fazla hasar verin. Daha fazla spot hasarı, destek hasarı verin. Hem deneyim artsın aldığınız hem de kredi artsın aldığınız. Temel olarak söyleyeceğim bunlar arkadaşlar. Umarım yararlı bir video olmuştur. Tekrar söylediğim gibi bu videonun daha detaylısını da yapacağım ben. Ama ilk olarak böyle bir basic videoyla giriş yapmak istedim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.